Arkadaşlar merhaba, Türkçe Hani'ye hoş geldiniz. Limit Yayınlarının AYT Edebiyat Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere kafiye, redif ve ahenk unsurları ile ilgili dördüncü testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda aşağıdakilerin hangisinde redif kullanılmıştır diyor. A seçeneğine baktığımızda burada ve kurda sözcükleri görülmektedir. Bura işaret zamiri, D bulunma hareki. Kurt kelimenin kökü, A yönelme hareki. Bakın birinde bulunma hareki var, diğerinde yönelme hareki var. Eklerin görevleri aynı değil arkadaşlar. Dolayısıyla ben direkt kafiyeye bakıyorum. Şuradaki da seslerinin benzer olduğu görülmektedir. İki ses benzerliğinden dolayı burada tam yok kullanılmıştır. Redif olmadığı için A seçeneğini elemiş olurum. Yüksek ve köpek sözcüklerine bakıyoruz. Kelimeler kök halinde, o yüzden ek sesleri uyak olarak alınır. İki ses benzerliği olduğu için burada da tam uyak vardır. Redif olmadığı için B seçeneğini denemiş oluruz. Koyun ve boyun sözcüklerine bakıyoruz. Bakın kelimenin kökü koyun. Burada ise arkadaşlar 4 ses benzerliği görülmektedir. Oyun eklerinin seslerinin benzer olduğu görülmektedir. 4 ses benzerliğinden dolayı burada da zengin uyak vardır arkadaşlar. Redif kullanılmadığı için C seçeneğini denemiş oluruz. D seçeneği dursun. Çarşı ve karşı sözcüklerine bakıyoruz E seçeneğindeki. İki kelime de kök halinde. Kök halinde ise redif aranmaz. Şuradaki arşı seslerinin benzer olduğu görülmektedir. 4 ses benzerliğinden dolayı burada da yine zengin uyak kullanılmıştır. O yüzden ben E seçeneğini denemiş olurum. Çünkü redif burada da kullanılmamıştır. D seçeneğine baktığımızda ise bizi ve testimizi sözcükleri görülmektedir. Bizi kelimesindeki i nedir arkadaşlar? İ burada belirtme haleki olarak karşımıza çıkar. Kelimenin kökü testi. Bizim testimiz dersem iyilik eki olur. Şuradaki i ekinin de belirtme eki olduğu görülmektedir. Dolayısıyla i sesleri belirtme eki olarak kullanıldığı için her ikisine de redif olarak kullanılmıştır. Geriye kalan izler ise iki ses benzerliğinden dolayı tam kafiyeyi oluşturur arkadaşlar. Redifi sormuştu bize. D seçeneğinde redifin kullanıldığını görüyoruz. Belirtme haleki ile redif yapılmış. O yüzden doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. İkinci soru. Bu dizelerde geçen altı çizili sözcükler arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisine örnektir? Dağınık saçlarımdan pervasız esen rüzgarın elinde kırık bir neyim. Bilmiyorum ne haldeyim, kimim, ben neyim, giderken adresim, kimliğim sende kalmış. Rüzgarın elinde kırık bir neyim derken arkadaşlar burada üflemeli bir çalgı aletinden bahsettiğini görüyoruz sanatçının. Burada ise ben neyim derken kendisini sorguladığını ve neyim ifadesi burada soru zamiri olarak karşımıza çıkmaktadır. Görmüş olduğunuz gibi yazılışları aynı, okunuşları aynı, anlamları farklı olduğu için arkadaşlar burada ne vardır? Burada cinaslı uyak vardır. Bundan dolayı da cevabımız cinasın yer aldığı C seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Aşağıdakilerden hangisinde tam uyak kullanılmıştır? A seçeneğine baktığımızda keseni ve seni sözcüklerini görüyoruz. Arkadaşlar şuradaki i sesleri belirtme haleki olarak kullanıldığı için her ikisinde de bunlar rediftir. Geriye kalan ifadede ise sen sözcüğü keseni sözcüğün içerisinde yer almış. Bir sözcük başka bir sözcüğün içerisinde yer alıyorsa ortaya çıkan uyak türü tunç uyaktır arkadaşlar. Tam uyak kullanılmadığı için A seçeneğini elemiş oluruz. B seçeneğine baktığımızda ise soyunu ve oyunu sözcüklerini görüyoruz. Yine aynı şekilde oyunu sözcüğü bakın soyunu sözcüğün içerisinde yer almış. Bir sözcük başka bir sözcüğün içerisinde yer alıyorsa burada da tunç uyak vardır. Bundan dolayı biz B seçeneğini denemiş oluruz. C seçeneği dursun. D seçeneğinde zaman ve düşman sözcüklerini görüyoruz. Her ikisi de kök halinde. Kök halinde ise direkt kafiyeye bakıyoruz. Man seslerinin ortak olduğu görülmektedir. Üç ses benzerliğinden dolayı burada zengin uyak vardır arkadaşlar. Tam uyak olmadığı için D seçeneğini denemiş oluruz. E seçeneğine baktığımızda ise küstü ve akşamüstü sözcüklerini görüyoruz. Akşamüstü birleşik bir sözcük,
ve dikkat edecek olursanız arkadaşlar herhangi bir ek benzerliği yok. Üstü sesleri benzer olarak görülmektedir. Dört ses benzerliğinden dolayı burada zengin uyak kullanılmıştır. Tam uyak olmadığı için E seçeneğini elemiş oluruz. C seçeneğine baktığımızda ise kesik saçın vardı, başa kadardı sözcükleri görülmektedir. Vardı kelimesindeki d nedir arkadaşlar? Var idi dersen buradaki d'nın ek fiil olduğu görülmektedir. Yine aynı şekilde başa kadar ifadesinde kadar edat, buradaki d nedir arkadaşlar? Bu da ek fiildir. Edatlar isim soylu sözcükler olduğu için isim çekim eklerini alabilir. Dolayısıyla bakın şuradaki d seslerinin aynı görevde kullanılan ortak ekler olduğunu görüyoruz. O yüzden burası rediftir. Geriye kalan ses benzerliğine bakacak olursak bakın ar seslerinin benzer olduğu görülmektedir. İki ses benzerliğinden dolayı burada tam uyak kullanılmıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız tam uyağın yer aldığı C seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Bu dizelerde ne tür uyak kullanılmıştır? Garibim namıma Kerem diyorlar. Aslımı el almış harem diyorlar. Arkadaşlar diyorlar diyorlar. Yazılışları aynı, okunuşları aynı, anlamları da aynı olduğu için sözcük halinde kullanılan rediftir bunlar. Geriye kalan seslere baktığımızda Kerem kök halinde, harem kök halinde. Direkt neye bakıyorum arkadaşlar? Kafiyeye bakıyorum. Görmüş olduğunuz gibi rem seslerinin ortak olduğu görülmektedir. Üç ses benzerliğinden dolayı burada zengin uyak kullanılmıştır arkadaşlar. Bundan dolayı da cevabımız zengin uyağın yer aldığı C seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği vardır? Dedim inci nedir? Dedi dişimdir. Dedim kalem nedir? Dedi kaşımdır. Kelimenin kökü diş, kelimenin kökü kaş. Benim dişim dersem im iyelik eki olur. Dir de isme gelen ek fiildir. Benim kaşım dersem im iyelik ekidir. Dır da isme gelen ek fiildir. Dolayısıyla arkadaşlar şuradaki imdir ve imdırlar aynı görevde kullanılan ekler olduğu için bunlar rediftir. Bildiğiniz gibi rediflerde küçük ses farklılıkları olabilir arkadaşlar. Ama kafiyelerde tam ses benzerliği olması lazım. Şimdi bunları redif olarak aldık. Geriye hangi sesler kaldı? Bakın görmüş olduğunuz gibi geriye ortak olan sadece ş sesleri kaldı. Ş sesleri tek ses benzerliğinden dolayı nedir? Yarım uyaktır. Bundan dolayı da doğru cevabımız yarım uyağın yer aldığı D seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Aşağıdaki dizelerin hangisinde redife yer verilmemiştir? A seçeneği dursun arkadaşlar. B seçeneğine baktığımızda bilmeceler ve geceler sözcüklerini görüyoruz. Bilmece kelimenin kökü larler çokluk eki, gece kelimenin kökü larler çokluk eki. Dolayısıyla larler aynı görevde kullanıldığı için nedir? Redif görevinde kullanılmış eklerdir. Geriye kalan eceler ise 3 ses benzerliğinden dolayı neyi oluşturur? Bunlar da arkadaşlar zengin uyağı oluşturur. Redif kullanıldığı için B seçeneğini elemiş oluruz. C seçeneğine baktığımızda ise başımı ve arkadaşımı sözcüğünü görüyoruz. Kelimenin kökü baş, kelimenin kökü arkadaş. Görmüş olduğunuz gibi benim arkadaşım dersem iyelik eki olur. Buradaki ı da belirtme halekidir. Benim arkadaşım olur iyelik ekidir. Buradaki ı da belirtme halekidir. Yani şuradaki ımılar aynı görevde kullanılan ekler olduğu için bunlar redif görevindedir. Geriye kalan seslere bakacak olursak aşların ortak olduğu görülmektedir. Aşlar da iki ses benzerliğinden dolayı tam uyağı oluşturur arkadaşlar. Burada da redif kullanılmıştır. O yüzden C seçeneğini de elemiş oluruz. D seçeneğine baktığımızda ise kelimenin kökü kan, şurayı da halkalan kelimesine kadar çekebiliriz. Madan, medenler burada zarf fiil görevinde kullanılmış eklerdir. Her ikisine de aynı görevde kullanıldığı için bunlar redif olarak karşımıza çıkar. Geriye kalan ses benzerliğine baktığımızda anların ortak olduğu görülmektedir. Yine iki ses benzerliğinden dolayı anlar nedir? Tam uyaktır arkadaşlar. Burada da redif kullanılmış. O yüzden ben D seçeneğini de demiş olurum. E seçeneğine baktığımızda ise dondurmuşlar ve kondurmuşlar kelimelerini görüyoruz. Bakın donmak fiil,
konmak fiil. Donmaktan dondurmak, konmaktan kondurmak olmuş. Mişli geçmiş zaman iki, mişli geçmiş zaman iki. Larlerde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şahıs iki. Hepsinde aynı görevde kullanılmış. Dolayısıyla şuradaki durmuşlar, durmuşlar aynı görevde kullanılan ekler olduğu için bunlar rediftir. Geriye kalan onlar ise iki ses benzerliğinden dolayı neyi oluşturur? Tam uyağı oluşturur. Burada da redif kullanıldığı için E seçeneğini denemiş oluruz. Ama A seçeneğine baktığımızda ise avlu bir uzun, yol tuğla döşeli, kırmızı tuğlalar altı köşeli ifadesinde. Kelimenin kökü köşe, köşeden köşeli olmuş. Yani isimden isim yapım eki almış. Tuğla döşeli ifadesinde ise kelimenin kökü nedir arkadaşlar? Döşemektir. Döşemekten döşeli olmuş. Yani fiilden isim yapım eki almış. Dolayısıyla eklerin görevleri aynı değil. Birisi isimden isim yapım eki, diğeri fiilden isim yapım eki. Bundan dolayı eklerin görevleri aynı olmadığı için direkt kafi olarak alırım ben bunları. Öşeli sözcükleri 4 ses benzerliği, 5 ses benzerliği oluşturduğu için arkadaşlar ne vardır burada? Burada zengin uyak vardır. Bakın burada redif yok. O yüzden doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. 7. soru, aşağıdaki dizelerin hangisinde redif yoktur demiş. Bakalım. A seçeneğine baktığımızda düşüren ve aşıran sözcüklerini görüyoruz dize sonlarında. Kelimenin kökü düşmek, kelimenin kökü aşmak. Düşmekten düşürmek, düşürmekten düşüren olmuş. Aşmaktan aşırmak, aşırmaktan aşıran olmuş. Yani arkadaşlar şuradaki ürenler ya da ıranlar aynı görevde kullanılan ekler olduğu için nedir bunlar? Rediftir. Geriye kalan şey sesleri ise tek ses benzerliğinden dolayı yarım uyağı oluşturur. Burada redif kullanılmış. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. B seçeneği dursun arkadaşlar. C seçeneğine baktığımızda ise çağlarım, ağlarım kelimelerine bakıyoruz. Kelime nedir arkadaşlar? Çağdan çağlamak olmuş. R geniş zaman, ım da birinci tekil şahıs ekidir. Kelimenin kökü ağlamak. R geniş zaman, ım da şahıs ekidir. Görmüş olduğunuz gibi şuradaki rımlar aynı görevde kullanılan ekler olduğu için rediftir. Geriye kaç ses kaldı arkadaşlar? Geriye ağlamak kelimesi, çağlamak kelimesinin içerisinde yer aldığından dolayı burada tunç uyak vardır. Ama redif kullanıldığı için ben C seçeneğini de demiş olurum. D seçeneğine baktığımızda ise dizildi ve yazıldı sözcüklerini görüyoruz. Kelimenin kökü dizmek, kelimenin kökü yazmak. Dizmekten dizilmek olmuş. Yani fiilden fiil yapım eki. Yazmaktan yazılmak olmuş. Buradaki ıl da fiilden fiil yapım eki. Dili geçmiş zaman eki, dili geçmiş zaman eki. Gördüğünüz gibi ıldı ve ildiler aynı görevde kullanılan ekler olduğu için burada redif görevinde kullanılmıştır. Geriye kalan z'ler ise arkadaşlar, şuradaki z'ler ise yarım uyağı oluşturmaktadır. Tek ses benzerliğinden dolayı. Bakın burada da redif kullanılmış. O yüzden D seçeneğini denemiş oluruz. E seçeneğine baktığımızda ise şanından, meydanından. Kelimenin kökü şan, kelimenin kökü meydan. Senin şanın dersem ın iyelik eki olur. Dan da ayrılma harekidir. Senin meydanın ya da er meydanı dersem ın nedir arkadaşlar? İyelik ekidir. Dan da ayrılma harekidir. Görmüş olduğunuz gibi ın danlar nedir burada? Aynı görevde kullanılan ekler olduğu için rediftir. Geriye kalan anlar ise iki ses benzerliğinden dolayı tam uyak olarak karşımıza çıkar. Burada da redif var. O yüzden ben E seçeneğini de elemiş olurum. Fakat B seçeneğine baktığımda ise kaçtır, ulaştır sözcüklerini görüyoruz. Kaç isim, şuradaki dır nedir arkadaşlar? Buradaki dır ek fiil olarak karşımıza çıkar. Ulaştır kelimesinde kelime ulaşmak fiilidir. Tır nedir peki burada? Arkadaşlar fiillere gelen tır tır eki bildirme ekidir. Tamam mı? Ve görmüş olduğunuz gibi biri ek fiil, diğeri bildirme eki. Eklerin görevleri aynı değil. Aynı sesler olmasına rağmen görevlerinin farklı olduğunu görüyoruz. O halde burada direkt neye bakıyorum ben arkadaşlar? Redife değil, kafiyeye bakıyorum. Yani uyağa bakmış olurum.
Bakın, aştırlar, aştırlar benzer seslerdir. 5 ses benzerliği var arkadaşlar burada. O yüzden nedir? Zengin uyak kullanılmıştır. Redif kullanılmamıştır. Bu yüzden doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. 8. soru. Aşağıdaki dizelerin kafiye çeşitleri ikişerli gruplandırıldığında hangisi dışta kalır demiş. A seçeneğine baktığımızda hal kalmadı, yol kalmadı sözcüklerini görüyoruz. Bakın, kalmadı kalmadı. Yazılışları aynı, okunuşları aynı, anlamları da aynı olduğu için bunlar redif görevinde kullanılmıştır. Geriye kalan L seslerinin ortak olduğu görülmektedir. L sesleri tek ses benzerliğinden dolayı nedir arkadaşlar? Yarım uyaktır. B seçeneğine baktığımızda ise düşme telaşa, toprağa taşa sözcüklerini görüyoruz. Şuradaki telaş kelimenin kökü, taş kelimenin kökü. A sesleri nedir arkadaşlar? Bunlar yönelme halekidir. Yönelme haleki olduğu için her ikisinde de redif olarak kullanılmıştır. Yine aç seslerinin ortak olduğu görülmektedir. İki ses benzerliğinden dolayı burada tam uyak kullanılmıştır arkadaşlar. C seçeneğine baktığımızda ise taktılar beni, yıktılar beni sözcüklerini görüyoruz. Kelimenin kökü takmak, kelimenin kökü yıkmak. Taktı derken tı dili geçmiş zaman eki, lar üçüncü çoğul şahıs eki. Yıktılar derken tı dili geçmiş zaman eki, lar üçüncü çoğul şahıs eki. Beni sözcükleri de yazılışları aynı, okunuşları aynı, anlamları da aynı. Dolayısıyla tılar beni, tılar beni ek ve sözcük halinde nedir arkadaşlar? Redif görevinde kullanılmış seslerdir. Geriye ne kaldı? Bakın, geriye sadece K seslerinin ortak olduğu görülmektedir. Bir ses benzerliğinden dolayı burada yarım uyak kullanılmıştır arkadaşlar. Dolayısıyla A ve C seçeneğinin ortak olduğu görülmektedir. D seçeneğine baktığımızda ise candan bedeni sevdim seni. Bakın, bedeni derken i sesi, seni derken de i sesleri nedir burada? Belirtme haleki olarak kullanılmıştır. Dolayısıyla her ikisine de redif görevindedir. Geriye hangi sesler kaldı? En sesleri kaldı. İki ses benzerliğinden dolayı burada tam uyak kullanılmıştır. Bakın arkadaşlar, B seçeneğine de D seçeneğinin ortak olduğu görülmektedir. E seçeneğine baktığımızda ise dengin ve rengin kelimelerine bakıyoruz. Senin dengin dersem in iyelik eki, senin rengin dersem in iyelik eki. Her ikisinde de in sesleri iyelik eki olarak kullanıldığı için redif olarak kullanılmıştır. Geriye kalan eng seslerine bakıyoruz. Bakın, eng sesleri 3 ses benzerliğinden dolayı zengin uyaktır. Diğerlerinden farklı olduğu görülmektedir. Bu yüzden doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. 9. soru. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zengin uyak vardır? A seçeneğine baktığımızda benzer ve eğer sözcükleri görülmektedir. Bakın, kelimenin kökü beniz, benizden benzemek olmuş. Buradaki E yapım eki, R nedir arkadaşlar? Buradaki R de geniş zaman ekidir. Boyun eğer ifadesinde eğmek fiil, er nedir peki buradaki? Buradaki er de geniş zaman ekidir. Şimdi bazı arkadaşların kafasına şöyle bir durum takılmış olabilir. Hocam, ikisi de geniş zaman eki. Ama biri er, diğeri re. Bu durumda ne yapmamız lazım? Arkadaşlar, bu durumda şunu yapıyoruz. Bakın, birinde re geniş zaman olarak kullanılmış, diğerinde er geniş zaman eki olarak kullanılmış. Yani burada ses fazlalığı var. Bundan dolayı yine biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Yine kafiyeye bakıyoruz. Erlerin ortak olduğunu görüyoruz. Geniş zaman durumu ortadan kalkıyor. Erler arkadaşlar iki ses benzerliğinden dolayı burada tam uyak olarak kabul edilir. Geniş zaman olayı ortadan kalkıyor derken yani redif olayı ortadan kalkıyor ve biz bunları uyak olarak kabul ediyoruz. Yani kafiye olarak alıyoruz. Bundan dolayı biz A seçeneğini elemiş oluruz. B seçeneği dursun arkadaşlar. C seçeneğine baktığımızda gül alır, bal alır ifadelerini görüyoruz. Alır, alır. Yazılışları aynı, okunuşları aynı, anlamları da aynı olduğu için ne var burada? Redif var. Geriye kalan L seslerinin benzer olduğu görülmektedir. Bunlar
tek ses benzerliğinden dolayı neyi oluşturur arkadaşlar? Yarım uya oluşturur. Bize zengin uya sormuştu. O yüzden C seçeneğini elemiş oluruz. D seçeneğine baktığımızda kar ve var sözcüklerini görüyoruz. Kelimeler kök halinde olduğu için direkt kafiyeye bakıyorum. Arların iki ses benzerliğinden dolayı tam uyak olduğu görülmektedir. Bize zengin uyağı sormuştu. O yüzden D seçeneğini denemiş oluruz. E seçeneğinde kanında ve yanında sözcükleri görülmektedir. Kan ve yan kelimenin kökü. Onun kanı dersem I iyelik eki, N kaynaştırma, D'de bulunma haleki. Yarın yanı dersem I iyelik eki, N kaynaştırma, D'de bulunma haleki. Yani şuradaki ındalar ne görevinde kullanılmış? Aynı görevde kullanılmış ekler olarak karşımıza çıkar. O yüzden ben bunları redif olarak alırım. Geriye kalan an seslerinin ortak olduğu görülmektedir. İki ses benzerliğinden dolayı bunlar da tam uyaktır. Ben bundan dolayı E seçeneğini denemiş olurum. B seçeneğine baktığımızda ise balı ve halı sözcüklerini görüyoruz. Arkadaşlar halı kök halinde, balı derken şuradaki I belirtme halekidir. Fakat halı sözcüğü kök halinde olduğu için artık buradaki balıdaki I belirtme halekinin bir önemi kalmadı. Ben bundan dolayı şuradaki alı seslerini 3 ses benzerliğinden dolayı zengin uyak olarak kabul edebilirim. Görmüş olduğunuz gibi bize zengin uyağı sormuştu. Burada da zengin uyak kullanılmış. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Geldik 10. soruya arkadaşlar. 10. soruda yukarıdaki dizelerle numaralanmış sözlerin tümü kullanılarak çapraz uyak düzeninde bir dörtlük oluşturulmak istenirse aşağıdakilerden hangisi son iki dizeyi oluşturur demiş. Kıymetli arkadaşlar, çapraz uyak düzenimiz nasıl? A, B, A, B şeklindedir. Dolayısıyla ben birinci dizeye A, ikinci dizeye B, sonraki oluşacak dizeye A, daha sonraki de B derim. Ve dikkat edin, ben hep şuralara bir şey getiriyordum. Daha önceki sorularda görmüştünüz bunları. Şimdi bu 1 ile 3 benzer olacağı için teması sesiyle biten sözcükleri arıyorum. Bakın, üfürülmüş, mütehakkim, gülerdi, sedası. Gördüğünüz gibi şurası, yani sedası ifadesinin yer aldığı 4 numaralı yer ne olacak arkadaşlar? Şuraya gelmiş olacak. Diğer tarafa bakalım. Sönerdi. Bakıyorum. Burası da ne olur arkadaşlar? Şurası da 3 olur. Çünkü 2 ile de 4 kendi içinde kafiyeli olması lazımdı. Bakın, 4 ve 3 şeklinde ne olması lazım? Bir sıralamaya sahip olması lazım son kısmının. Şimdi şuralara bakıyordum hatırlarsanız. Bakın, bu uymadı, elerim. Buraya bakıyorum, bu uymadı, elerim. Buraya bakıyorum, bunun uyduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bakın, bu uymadı, bunu elerim. Bu uymadı, bunu da elerim. Cevabımız 3 ve 4'ün yer aldığı arkadaşlar C seçeneği olacaktır. 11. soru. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yarım kafiye vardır? A seçeneğine baktığımızda aynanın ve zamanın sözcüklerini görüyoruz. Arkadaşlar, aynanın yüzü, zamanın dokusu şeklinde tamlayanla tamlananın yer değiştirdiği belirtili isim tamlamaları görülmektedir. Dolayısıyla bakın, şuradaki ın eki nedir? Tamlayan ekidir. Şuradaki ın eki de tamlayan ekidir. Aynı görevlerde kullanıldığı için bunlar redif olarak kullanılmıştır. Geriye kaç ses benzerliği kaldı? Anlar kaldı. Anlar da arkadaşlar iki ses benzerliğinden dolayı neyi oluşturur? Tam uyağı oluşturur arkadaşlar. Yarım uyağı sormuştu bize. O yüzden A seçeneğini elemiş oluyoruz. B seçeneğine baktığımızda ise olsun ve mahzun kelimelerini görüyoruz. Mahzun kelimesi kök halinde olduğu için redif olayı direkt ortadan kalkmış oluyor. Un sesleri ortak, görmüş olduğunuz gibi burada da iki ses benzerliğinden dolayı burada da tam uyak kullanılmıştır. Bundan dolayı ben B seçeneğini denemiş olurum. C seçeneğine baktığımızda ise dalgalar ve yalar sözcüklerini görüyoruz. Arkadaşlar, kelimenin kökü dalga, lar da çoğul eki. Kelimenin kökü yalamak, R de nedir burada? Geniş zaman ekidir. Dolayısıyla eklerin görevleri aynı değil. Şuradaki alar sesleri benzer sesler olarak karşımıza çıkar. 4 ses benzerliğinden dolayı da burada ne vardır?
zengin uyak vardır. Yarım uyağı sorduğu için bize C seçeneğini de elemiş oluruz. D seçeneğine baktığımızda ise sevgilim ve edim kelimelerini görüyoruz. Arkadaşlar, sevmekten sevgi, sevgiden sevgili olmuş. Bakın şuradaki M eki iyilik eki olarak karşımıza çıkar. Burada ise el kelimenin kökü, şuradaki im eki benim elim dersem yine buradaki im eki de iyilik ekidir. Az önce 9. sorudaki aynı mantık burada da var. Aslında her ikisi de iyilik eki, fakat birinde bir ses, birincisinde, ikincisinde de iki ses iyilik eki oluşturmuş. Bu durumda ben bunları uyak olarak alıyorum arkadaşlar. Ve şuradaki lim seslerinin ortak olduğu görülmektedir. Üç ses benzerliğinden dolayı burada zengin uyak kullanılmıştır arkadaşlar. Bundan dolayı ben D seçeneğini de elemiş olurum. Fakat E seçeneğine baktığımda ise bak yüz, yüzündür ve dizindir sözcüklerini görüyorum. Kelimenin kökü yüz, kelimenin kökü diz. Senin yüzün dersem ün iyelik eki, yüz isim olduğu için dür de ek fiildir. Senin dizin ifadesinde in iyelik eki, dir de ek fiildir. Yani ündür ve indirler aynı görevde kullanılan eklerdir. Her ne kadar ses farklılığı olsa da seslerin sayısı eşit ve aynı görevde kullanılan ekler olduğu için bunlar redif görevindedir arkadaşlar. Peki geriye kaç ses benzerliği kaldı? Bakın geriye sadece Z sesleri benzer kaldı. Tek ses benzerliğinden dolayı ben bunlara yarım uyak derim. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 12. soruya geldik. 12. soruda bu dizelerin uyak türü aşağıdakilerden hangisidir demiş. Beklemeden ve tepeden sözcüklerine bakıyoruz. Tepe isim denlidir arkadaşlar burada. Ayrılma halekidir. Beklemeden kelimesinde beklemek fiil. Madammeden nedir peki burada? Madammeden burada zarf fiil olarak kullanılmıştır. Gördüğünüz gibi eklerin görevleri aynı değil. Aynı olmadığı için ben direkt kafiyeye bakıyorum. Şuradaki edenleri alıyorum. Edenler 4 ses benzerliğinden dolayı zengin uyak oluşturmuştur. Seçeneklere baktığımda zengin uyağın C seçeneğinde olduğu görünmektedir. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bu testin de son sorusuna geldik. 13. soruya. 13. soruda numaralanmış dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur diyor. Bakalım. Yeminle, seninle, dinle, kemendinle sözcüklerine bakıyoruz. Bakın kelimenin kökü yemin. Yemin ile dersem buradaki ile vasıta eki olur. Sen kelimenin kökü, senin dersem tamlayan eki olur. L nedir arkadaşlar? Vasıta ekidir. Dolayısıyla şuradaki laleler aynı görevde kullanılan rediflerdir. Geriye ne kalıyor arkadaşlar? İnler kalıyor. İnler iki ses benzerliğinden dolayı neyi oluşturur? Tam uyağı oluşturur. Dinle ve kemendinle kelimelerine bakacak olursak, burada da arkadaşlar dinle kelimesi kemendinle kelimesinin içerisinde yer alıyor mu? Evet. Dolayısıyla burada da ne vardır arkadaşlar? Tunç uyak vardır. Seçeneklere baktığımızda tunç uyak gider, redif gider, tam uyak gider. Şimdi cinas ve tezata bakıyoruz. Cinasın olmadığı görülmekte, fakat tezat nerede? Baktığımızda arkadaşlar bakın öldür ve diril kelimelerini görüyoruz. Ölmek ve dirilmek zıt anlamlı sözcükler olduğu için burada tezat vardır. Bu da gider. Doğru cevabımız da cinas olacaktır. Çünkü cinas kullanılmamıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneğidir. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalıma arkadaşlarınızı önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.